Marka Tarihi serimizde bugün Ford. Ford Motor Company, Henry Ford tarafından Highland Park, Michigan, ABD'de 16 Haziran 1903 tarihinde kuruldu. Şu anda merkezi Dearborn, Michigan'dadır. Michigan'da dünyada ilk otomobil üretimine adım atan otomotiv sektörü liderlerinden Ford Motor Company, 6 kıtada 200 pazarda araç üretip dağıtmaktadır. Dünya genelinde yaklaşık 187 bin çalışanı vardır. 2007 yılı cirosu 172.455 milyar dolardır. Ford Motor Company'nin ana ve bağlı otomobil markaları Aston Martin, Ford, Lincoln ve Mercury'dir. Otomotiv ile ilgili hizmet kuruluşları Ford Motor Credit Company ve Hertz'i de kapsamaktadır. Ford, Jaguar ve Land Rover'ı 2008 yılında bir Hint şirketi olan Tata'ya, Volvo'yu ise 2009 yılında bir Çin şirketi olan Geely'ye satmıştır. Ford oldukça yüksek sayıda üretime geçerken endüstrinin de genel anlamda gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Ford, Elie Wiesel'in düşüncelerini kullanarak değişebilir parçaları kullanıyordu. Böylelikle arabalar daha düşük masraflarda üretilebiliyor ve yenilenebiliyordu. 12 kişinin 28 bin dolar yatırım yaparak kurduğu Ford, günümüzde en fazla otomobil satan markalardan biri konumundadır. Şirket ilk arabasını 20 Temmuz 1903 yılında yapmıştır. Daha sonra Henry Ford'un şirket ve fabrika çalışanlarının da otomobil sahibi olabilme olanağı sunarak geliştirdiği Ford Model T, 1908 yılında piyasaya sunulmuştur. Henry Ford'un seri üretim metodunu bulmasının üretim hızını arttırması ve maliyetleri düşürmesiyle beraber 1913 yılında 12,5 saat olan şasi üretimi süresi 2 saat 40 dakikaya kadar düşmüştür. Bunun yanı sıra Ford aynı dönem içerisinde çalışanlarının maaşlarını 2 katına çıkararak günlük 9 saatlik çalışma sürelerini de 8 saate düşürerek çalışanların markaya karşı sempati duymasını sağlamıştır. Rakip şirketler bunu kapitalizme uygun görmese de yıl sonunda Ford Amerika'daki tüm arabaların %50'sini üretir hale gelmiştir. 1918 yılında ise ülkedeki arabaların yarısı Model T olmuştu. Bunun yanı sıra bu modelin fabrika çıkış renginin siyah olmasının sebebi de siyah boyanın en hızlı kuruyan boya olmasıydı. 1927 yılında Model T yerini Ford Model A'ya bıraktı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan Amerika'daki büyük buhran döneminde ise Amerika'daki tüm şirketlerde olduğu gibi Ford da bir çöküntü yaşadı ve birçok fabrikasını kapatmak zorunda kaldı. İkinci Dünya Savaşı döneminde tank üreterek şirket ayakta kalmaya çabalarken savaş sonrasında Ford tekrar eski günlerine dönmeye başlamıştı. 1955 yılında halka açılan Ford, sonraki yıllarda Kanada, Meksika, Birleşik Krallık, Almanya, Brezilya, Arjantin, Avustralya, Güney Afrika ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede fabrikalar açmıştır. Türkiye'deki ortaklığı %51 The Ford Motor Company, %49 Otosan AŞ olarak başladı. 3 Ekim 1997 tarihinde imzalanan bir anlaşma ile Ford ve Otosan hisseleri eşitlendi. Böylece Otosan AŞ yeni ismiyle Ford Otomotiv Sanayi AŞ yani Ford Otosan ortaya çıkmış oldu. 1997 yılında ortaklığın eşitlenmesinden sonra Ford Avrupa'nın ekonomik bulmadığı için askıya aldığı bir projeyi Türkiye'nin üretim kabiliyeti ve ekonomik koşulları nedeniyle Türkiye'ye tamamen aktarımını sağlamıştır. Bu projenin gerçekleştirilebilmesi için 150 bin adetlik bir kapasiteye ihtiyaç vardı ve İstanbul fabrikası için bunun yeri uygun değildi.
Böylece yeni bir yer arayışına başlandı. Birkaç alternatif yer değerlendirildi ve sonunda Gölcük'te deniz yoluna açık bir arsa bulundu. Buraya kurulan fabrika ile fabrikanın kapasitesi oldukça genişletilmişti. Ford Company yetkilileri Türkiye ile ortak çalışma yapmaktan gayet memnun kalmışlardı. Ulaşılan bu yüksek seviye ile Ford Otosan Kocaeli fabrikası Avrupa Ford fabrikaları arasında denetçiler tarafından 2002, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında yılın en iyi fabrikası olarak ödül aldı ve birinci oldu. Ford markası dünya çapında o kadar büyük, o kadar kapital bir hale geldi ki bir dönem Ferrari'yi satın alan Ford, Enzo Ferrari'nin yarış takımını Ford'un yönetmesini istememesiyle bu anlaşmayı bozdu. Bunun peşinden gelen büyük bir rekabet, Ford'un GT40 modeliyle Ferrari'yi yenmesiyle sona erdi. Bunun ardından bu efsane model hem yarışlardan hem de üretimden çekildi. Ford'un merkezi günümüzde Dearborn, Michigan, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Bünyesinde Mercury, Lincoln'ü de bulunduran Ford ayrıca Mazda'ya da ortaktır. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük araba kiralama şirketlerinden biri olan Hertz'in de sahibidir. 2005 yılında spor modeli Ford Mustang'e yeni bir yüz sunmuş ve Ford tasarımında eski Mustang'in ruhunu yansıtan agresif çizgileri koruyarak 3 farklı modelle beğenileri toplamıştır. 45 yıldır Mustang efsanesini üreten Ford, 2010 modeliyle Mustang'e yeni bir boyut getirmiştir. Oldukça geniş ürün yelpazesine sahip olan Ford markasının modellerini saymak gerekirse Ford Ka, Ford Fiesta, Ford Fusion, Ford Focus, Ford Focus CC, Ford Mondeo, Ford Taurus, Ford 500, Ford Fiester, Ford Edge, Ford G-Max, Ford S-Max, Ford Galaxy, Ford Focus RS, Ford Focus ST, Ford Falcon, Ford Crown Victoria, Ford GT, Ford Mustang, Ford Transit, Ford Transit Connect, Ford Tourneo Connect, Ford Ranger, Ford E-Series, Ford F-Series, Ford Cargo, Ford Fiesta One, Ford Kuga, Ford Explorer, Ford Explorer Sport Trek, Ford Expedition modelleri yer almaktadır. Marka tarihi serimizde bu hafta Ford'u inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.